Tabii ki ölecek şiir. Hani ne zaman ölecek? Hani diyor ya böyle işte son insan bilmem ne olduğu, son ağaç bilmem ne olduğu zaman filan. O zaman şiir de ölecek tabii. Okura da her zaman güvenmemek lazım. Okur da bazen bir dönemin geri, bir dönem mesela çok yanlış şeye koşullanıp böyle şiir tarihinde yer olmayan, şiirde yer olmayan şeylere de şiir diye okuyabiliyor. Meğer yapraklarından soymaya başlamış bahçeyi hırsız. Bağ çıplak kalmış. Dilin bahçesine bir hoyrat girse, tenden önce dile yoksulluk düşer. Dil üşümeden daha üzülmeden ten, açılıp saçılsın bize nara gidelim. Narın elinden kopardık şu aşkı diyelim. Haydar Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İşte nasıl görünüyorum? Harika görünüyorsunuz. Sağ olun, o zaman iyiyim demek. Sanki daha böyle daha çok kitaplar, şiirler yazacakmış gibi bir hissiyat var içimde. İçinden mi geçiyor? Evet. Vallahi bir şey söyleyeyim. Şimdi 60 kitabım var. Bunu çok sık söylüyorum. 7 de yabancı dillerde var. Farklı 7 dilde. 99 kitap yazayım dedim. 39 kitap kaldı. Bunun işte 3-4'ü bu sene çıkacak. Demek ki o zaman senin dediğin gibi 99'a kadar yolu var yani. Umarım. Umarım değil mi? Dilerim de. O zaman şöyle bir soruyla ben bir girizgah yapmak istiyorum. Buyur. Söyleşimize. Şimdi Haydar Bey, siz Türk şiirinin, çağdaş Türk şiirinin yaşayan usta bir şairisiniz. Türkiye'de kemikleşmiş belli bir okurunuz var. Şiir Haydar Ergülen için ne ifade ediyor diye sorsam ne cevap verirsiniz? Evet, şiir tabii aslında benim için bir düşünme biçimi. Yani çok eskiden, gençliğimden beri şiir yazdığım için şiir yazmanın dışında şiir hakkında şiir üzerine düşünme olanağım da oldu bol bol. Yani şiiri sadece duygulandığımız zamanlarda, işte Esin Perisi'nin geldiği zamanlarda yazan ya da bu anlayışta biri değilim. Yani şiirde yazı gibi, başka bilimler gibi, sanatlar gibi yapılan bir şeydir. Bu nedenle de onu yazarken aynı zamanda onun üzerine düşünmek gerekir. Yani şiir nedir, ne değildir, niye yazıyoruz? Yazmasak ne olur? Dünyaya ne katıyor? Dünyadan ne götürüyor? İnsana ne faydası var? Yani sonuç olarak hani pragmatist, faydacı bir anlayışta bir insan değilim ama bunu da sorguluyorum. Ben bunu yapıyorum ama bu kimin ne işine yarıyor diye düşündüğümde oluyor. Bu nedenle de şiir benim için hem bir dünyayı, insanı, tabiatı, varlığı, kendimi, ilişkileri, aşkı anlama, sezme, anlatma yolu. Hem de bir taraftan da yani bunu yaparken de bu ne katıyor hayatımıza diye bir pratik. Ve Türkiye'de bu kadar az şiir okuru varken? Şiir okuru dünyada da azdır. Yani hani Türkiye bu bakımdan şöyle söylemek istiyorum. Genellikle gençken şairler ya da yaşlandığı zaman da eğer çok bu konularda kendini geliştirmiyorsa bir ezberde takılı kalır. Hep şöyle düşünür. Yani işte Türkiye'de şiir okunmuyor. Türkiye'de okunmuyor ama dünyada da okunmuyor çok fazla. Yani bunun şeyi yok. Ama Türkiye'nin şöyle bir bu konuda şansı var. Tabii Türkiye esas olarak Doğu'ya ait olduğu için hani coğrafyası, gelenekleri, kültürü ve pek çok Doğu'ya ait kültür, toplum gibi Latin Amerika'da mesela benim için Doğu'ya aittir. Doğu derken şeyden söz ediyorum, illa coğrafi bir Doğu'dan bahsetmiyorum. Kültür olarak, gelenek olarak oradan bahsediyorum. Kadim toplumlardan bahsediyorum daha doğrusu. O nedenle şiir sadece yazılan bir şey değildir biliyorsun, söylenen de bir şeydir. Bizde de öyledir, başka o toplumlarda da öyledir. Bu halk şiiri, tasavvuf şiiri, tekke şiiri, aşık edebiyatı, bütün destanlar, bütün bunlar insanlığın en eski çağlarından beri var ve biz onların devamıyız. Yani biz hani modern şiir zamanında doğmuşuz, onu yazıyoruz. Şiiri yazılı halinde üretenleriz. Halbuki şiir belki insanlıkla beraber var olmuş en eski ifade biçimidir. Bu nedenle şiirin az okunması ya da fazla okunması benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ha şöyle tabii gerçeklik olarak baktığımız zaman da şunu söylemek isterim. Yani işte
Cumhuriyet döneminden bahsedeceksek, işte bu yıl 100. yılını kutladığımız, 2. yüzyılına başlayacağımız Cumhuriyetimize, o dönemde de ya ben neredeyse 60 yıldır izleyebildiğim bir şey, ama geçmişi de tabii okumalarımla, tanıklıklarla biliyorum şiirle ilgili. Her dönemde 9-10 kişi okunur, 9-10 şair okunur, daha çok okunur diğerlerine göre. Yani tabii, yani bu mesela işte birinci yeniye bak da böyle, ikinci yeniye bakarsın, 60'lara bakarsın, 70'lere bakarsın, 80'lere, şimdiye bakarsın. Yani her dönemde 9-10 kişi okunmuştur, onlara yenileri eklenir. Onların bir kısmı tabii vefat eder gider, bir kısmı yaşlandıkça daha az okunur, bir kısmı tam tersi daha çok okunur ama bu 9-10 kişi değişmez. Yani bu hani yeni bir şey değildir. Şöyle bir şey yok. Edip Cansever, Cemal Süreya, Turgut Uyar çok okunuyordu ama şimdiki şairler okunmuyor diye bir şey yok. Onlar kendi zamanlarında şimdiki şairler kadar okunmuyorlardı bile mesela. Şimdi kitap olanakları, dağıtım olanakları falan daha fazla. Şairlerle tanışma olanakları daha fazla her bakımdan. Ama tabii onlar ne oldu? Şimdi artık uzun okunan şairler oldu. Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar. Bunlar bizim artık klasiklerimiz oldu. Onlar yani kendileri gittikten sonra okundular. Biz gittikten sonra da okunacaklar. İşte 100 yıl sonra da okunacaklar diye umduğumuz şairler. Nazım Hikmet. Bir yandan da modern şiirimizin kurucusudur benim için Nazım Hikmet. Benim için değil, gerçeklik olarak da böyledir. Bu nedenle esas olan şiiri yazmak, düşünmek, onu daha farklı deneyimlere tabi tutmak. Asıl olan budur. Okur her zaman bulunur. Şimdi her şairin böyle ilk şiiri okulda, yaşadığı mahallede, ya da çevresinde aşık olduğu mutlaka bir kız vardır, bir kadın vardır ve ilk şiir genelde ya da bir olan vardır yazılır. Kızlar içinde. Aramıza kalmak şartıyla. Aramıza kalacak yani. Sizin de böyle bir deneyiniz oldu mu yani? Mesela ilk şiiri sevdiğiniz bir kıza mı yazdınız? Tabii ilk şiir derken 9 yaşında yazdığım, hani ilkokula giderken, ilkokul 3'e giderken, hani Atatürk Haftası, işte Orman Haftası, Eskişehir'in Kurtuluş Günü, onları saymıyorum. Onlar zaten hani Allah'ın emri diyeceğimiz işte manzumeler, yani haftalara dair yazdığım şiirler. İlk yazdığım şiir bir gazel. Fahri Nisa Gazeli diye bir gazel yazmıştım. Evet, Fahri Nisa diye Ankara'da böyle hoşlandığım bir kız vardı. Ona yazmıştım. Haydar Bey, şimdi ben şöyle düşünüyorum soruya geçmeden önce ama bana göre Türkiye kadınsı bir ülke. Ama yine de en iyi şiirler kadınlara yazıldı. Şairler, bir kadın neden şiir yazar? Neden en çok kadın teması işlenir şiirlerde? Yani tabii bunu şöyle düşünmek lazım. Hani karşı cinse yazmak anlamında ya da hoşlandığı cinse yazmak anlamında bakmak lazım. Erkek egemen toplumlarda yaşıyoruz tabii. Türkiye'de o toplumlardan biri bence. Ve yani kadınların yani sosyal yaşama atılması Cumhuriyet sayesinde oldu kuşkusuz. Ama yine de temel olarak bizim toplumdaki muhafazakarlık tabii daha ağır basıyor. Ve bu nedenle de kadınlar yani sevdikleri insanlara yazdıkları şiirleri ne yazık ki yayımlama ya da bir yerde işte okuma olanağını pek kullanmıyorlar. Daha çok defterlerinde kalıyor, daha çok arkadaş arasında, daha çok kendilerinde kalıyor. Bir de şöyle bir yargı var tabii, hani erkekler aşık oldukları kadınlara şiir yazarlar diye. Bu ne yazık ki kırılamayan bir yargı, ön yargı. O nedenle de kitaplar filan çıkıyor bu konuda. İşte en sevilen kadınlara şiirler filan diye. Yani bu çok tabii yanlış bir şey. Artık aşılması gereken şeyler. Bence de kadınların en sevilen erkeklere ya da sevdikleri kimselere yazdıkları şiirler diye kitaplar çıkmalı. Yavaş yavaş çıkıyor. Pek çok kadın şairimiz var. Yani şimdi gençlerden, bizim kuşaktan filan pek çok kadın şairimiz var. Bak mesela şeyde Cumhuriyet dönemi edebiyatına baktığımız zaman yüzyıllık bir edebiyattan bahsediyoruz. Bu sene de 100. yılımız işte. Orada bile mesela kadın edebiyatçı daha çoktur, kadın şair daha azdır. Yani 40-45 yıl öncesine kadar. Yani
Şiirin çünkü daha mahrem olduğuna inanılır. Öyle bir algı vardır. O nedenle de böyle onu kendine saklamak diye bir duygu vardır. Ama bu duyguyu kadın sadece kendisi geliştirmez. Toplum, gelenekler, bütün onlar da kadını buna biraz mahkum eder. Ama o biraz kırıldı. Yani şimdi eskisi gibi değil. Şiirin böyle politikaya kayması aslında Türkiye'de yaşanan siyasi kavgalar, darbeler, çatışmalar. Bir nevi şiir orada da hani bir evrilme yaşadı. Hani evet. Daha çok politik şeyler yazmaya başlandı yani. İşte. Evet, şiir her zaman politiktir. Edebiyat da politiktir. Yani bu hani Cumhuriyet döneminin, bana kalırsa bizim yüzyıllık dönemin, Türkçenin bir tane şair söyle desen o çok bellidir, Nazım Hikmet'tir. Yani o zaman da politik şiirler yazmış zamanında. Yani sadece aşk şairi değil, politik kimliğiyle önde olan bir şair. O nedenle tabii ki şairlerin politik görüşleri, tarafları, düşünceleri vardır, bunları iletme biçimleri vardır. Yani elbette tarihin dönemeçleri, darbeler, başka dönemeçler, şunlar bunlar, bunları arttırır tabii ki. Yani şairler hem bundan kişisel olarak etkilenir, kendileri bakımından etkilenir. Belki hapse düşerler, kitapları toplatılır, yasaklanır, sansür uğrar, yazamaz, otosansür uğrar, bir de öyle vardır. İkincisi de elbette şair de diğer insanlar gibi kendisi başka insanlara ve toplumuna, dünyaya ve doğaya ve hayata karşı bir duyarlılık içinde olan kimsedir. Bu nedenle de o dönemin tanığıdır. Bak, bunu hepsi yapmıştır. Mesela bizim büyük şairlerimiz Turgut Uyar, Edip Cansever, Ülkü Tamer, Ece Ayhan. Bunlar da mesela 12 Mart işte 1970 muhtırasının, 71 muhtırasının olduğu dönemi 74'te çıkan kitaplarıyla anlatmışlardır. Hiçbiri kayıtsız kalmamıştır. Haydar Bey, bazen denk geliyorum sosyal medyada olsun, başka okuduğum medya organlarında falan olsun. Şiirin öleceğine dair söylentiler oluyor, dedikodular yapılıyor. Siz usta bir şair olarak, sizce yani şiir ölecek mi? Yani gelecekte şiiri ne bekliyor? Ben de bu dedikoduları senin gibi duyuyorum. Çok uzun yıllardır duyuyorum. Tabii senden büyük olduğum için vallahi 60 yıldır duyuyorum neredeyse. Okumaya çok erken başladım yani şiir, edebiyatı. Ya 12 yaşında falan okuyordum işte Varlık Dergisi, şiirler falan. Varlık bizim edebiyatımızın en eski dergisi biliyorsun. Yani köklü dergisi, 97 yaşında. Dayım okurdu, ben de ondan bakardım dayım okuduğu dergiyi. O zamanlar hatırlıyorum Turgut Uyar, İlhan Berk, Atilla İlhan gibi bizim büyük şairlerimize. Ya şiir ölüyor mu filan diye sorular sorardı. Onlar da ne münasebet, bak biz hayattayız filan diye gırgır cevaplar verirlerdi. Sonra işte bize de 20 yaşından sonra bana da sormaya başladılar. Bak kaç yaşın? 67. Yani her sene olmasa bile 5-10 yılda bir sorarlar. Şimdi senin sorduğun gibi dergiler, gazeteler, bir şeyler, bu medyalar. Ben de diyorum ki bak yani Turgut Uyarlar, Edip Cansever'ler yazdılar, ölmedi. Sonra işte Atol Berhamoğulları yazdı, sonra başkaları yazdı. Şimdi biz yazıyoruz bizden. Sonra 4 kuşak geçti benden sonra. 4-5 kuşak geçmiştir yani. Şimdi çıkan kuşaklar 2020. Demek ki şiire karşı ilginç bir merak var, tuhaf bir şey var. Şiir insanın doğasının bir parçası. Yani hani kitap olarak yayınlamasa, bir yerde okumasa, seslendirmese, kimseyle paylaşmasa bile İnsanlar şiir yazıyorlar. O yüzden tabii ki ölecek şiir. Hani ne zaman ölecek? Hani diyor ya böyle işte son insan bilmem ne olduğu, son ağaç bilmem ne olduğu zaman filan. O zaman şiir de ölecek tabii. O zamana kadar rahat ol, müsterri ol. Okuyacağın şiir var ya. Evet, bence de daha çok yaşasın. Tabii. Ölmesin. Sizi gibi şairler hep var olsun diyelim. Sağ olun. Haydar Bey, yazın hayatınız boyunca pek çok ödül aldınız. Hem şiir yazdınız, hem deneme yazdınız. Sorum şu Haydar Bey. Bir yazarın, şairin aldığı ödül, onun gerçek değerini belirliyor mu sizce? Şöyle şeyler var. Bazı ödüller var. Tabii onlar çok kıymetli ödüller. Adına konulan şairden ötürü. Yani Metin Altok ödülü, Cemal Süreya ödülü, Behçet Necatigil ödülü. Tıpkı Sait Faik Hikaye Armağanı gibi çok kıymetli ödüller bunlar.
Bugüne kadar onlara baktığımız zaman da ben de onları hem kazandım hem jürilerinde yer aldım. Onların gerçekten de o şaire ve şiire layık şairlere verilmeye çalışılan ödüller bunlar. Ya 40 sene ödül veriliyorsa arada 4 tane hani uymayan şair olabilir. Bu yani işin bir parçası. Ama onun dışında oradaki jüri üyeleri de buna hassasiyet gösterir, önem gösterir. Şöyle bir şey var, bazen de şöyle olur. Bir şair bir sene ödül alamaz, öbür sene alamaz ama bazen de şairin emeği değerlendirilir. Bakarsın o şair, kadın ya da erkek işte 40 yıldır, 50 yıldır kitaplar yazıyordur ama katılmamıştır ya da almamıştır bir ödül, alamamıştır belki de. Ona bir emek saygı ödülle verilebilir, bu da kıymetli bir şeydir. Yani ödül şaire şu bir şey kazandırmaz. Yani madde zaten bir şey kazandırmaz. Yani öyle bir şey yok. Hani 3-5 kuruş verilse de ne olacak şimdiki dönemde, koşullarda. Ama o şairi şundan sevindirir. Özellikle şiir gibi bir dalda. Bak emeğim, çabam görmezden gelinmiyor. Bunu değerlendiriliyor. Bunu değerlendiren var. Şiir tarihi sayılır bunu değerlendiren. O yüzden de önemser bunu. Kıymetli bulur. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bir yazara, şaire herhangi bir ödül verilmese bile sonuçta onu okurlar biliyor, okurlar takip ediyor, okuyor. Gerçek değeri okurlar veriyor. Tabii ki. Yani öyle oluyor, tabii sadece bize değil, dünya edebiyatına da hani Nobel almayan şeyler daha fazladır Nobel alanlardan. Çok okuduğumuz ünlü yazarlar. Bir kısmı katılmamıştır, bir kısmı anlaşılmamıştır, bir kısmı reddetmiştir. Filan bir kısmı kabul etmemiştir ama onlar şeyden daha fazla. Yani tabii asıl ödül yani sadece okur değil aslında. Okura da her zaman güvenmemek lazım. Yani hani bu şey gibi okur da bazen bir dönemin geri bir dönem mesela çok yanlış şeye koşullanıp böyle şiir tarihinde yer olmayan, şiirde yer olmayan şeylere de şiir diye okuyabiliyor. Bizim edebiyatımızda da oldu bu. Başka dünyanın başka yerlerinde olmuştur kuşkusuz. Ama şöyle düşünmek lazım. Çok satan değil, uzun satan. Yani yazarlara, özellikle şairlere dikkat etmek lazım. Onlar demek ki yani su akar yatağını bulur deriz ya. Onlar okurunu bugün bulmasa da belki ve çoğunlukla öldükten sonra yavaş 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 bulurlar. Benim arkadaşlarım var ya benim yani benden küçük ya da benim arkadaşım hayatta olmayan, 49 yaşında, 50 yaşında kaybettiğimiz insanlar var. Ya bunlar zamanında çok okunan insanlar değildi ama bugün şiirimizin en kıymetli isimlerinden. Yani bak mesela Nilgün Marmara. Evet. Nilgün Marmara'nın kitabı o vefat ettikten bir sene sonra basıldı. Çünkü ben bastım. Benim arkadaşım bana emanet etmişti dosyayı. Bir ay sonra da gitti. O zaman kağıt falan çok pahalı bilmem neler, şunlar bunlar. Eşi Kaan'la birlikte biz Şiiratı yayın evimiz vardı bizim. Oradan bastık bir sene sonra. Şimdi Nilgün Marmara bak ne kadar çok okunuyor. Seyhan Erözçelik, Türkçenin en kıymetli şairlerinden, çok sevdiğim bir şair. 49 yaşında gitti. Şimdi Amerika'da şurada çok okunuyor. Sami Baydar çok büyük bir şair. Burada tutunamadı, Merzifon'a gitti babasının memleketine. Orada yaşadı, orada da o da 49 yaşında öldü aynı yaşta. O da bugün çok okunan, çok sevilen, diğer şairlerin de izlediği bir şair oldu. Ya buradan da bakmak lazım. Öyle. Peki Haydar Bey, biraz şeyden bahsettik ama Nobel'den bahsettik, ödül vesaire falan böyle. Türkiye'de ikinci Nobel çıkar mı sizce? Ya Türkiye'de zaten ilk Nobel'i Yaşar Kemal'in alması gerekirdi. Ben de o kanıdayım. Yani Orhan Pamuk aldığı için şey değilim, çok sevindim ama ilk Yaşar Kemal'indi, ondan da önce Nazım Hikmet'indi. Alması gerekirdi. Bence Türkçe'de yani sadece roman değil, aynı zamanda şiir de var. Büyük şairler var Nobel alması gereken. Mesela kimler almalıydı? Leyla Erbil. Leyla Erbil tabii yazar olarak almalıydı. Ben hani şair olarak diyorum. Yani Melih Cevdet Anday, evet. Uktay Rifat. Bunlar da bizim yeryüzü şairleri. Ya da Necati Gül. Necati Gül, Gülten Akın. Yani daha da sayabiliriz. Yeryüzü şairlerimiz bunlar. Böyle şiirlerin evrenselliği, genişliği, ele aldıkları konular, temaları, geleneğe bakışları, izledikleri yollar, yorumları filan. Yani ben de dünya şiirim, dünya edebiyatını okuyorum, gidiyorum, geliyorum, çeviriyorum filan ama yani
hani bunlar gerçekten de Türkçenin büyüsünü taşıyan şairler. Tabii ki romancılar, Said Faik de var, Sabahattin Ali de var, günümüzde var bir sürü, İhsan Oktay Anar'dan tut, Lütfi Tekin'e, ne bileyim, daha gençlere kadar çok var yani. Peki yani Nobel almak için biraz daha mı çok politik olmak lazım? Ben o konuları çok bilmem ya. Yani şu yüzden söylüyorum. Bilmem dediğim bana da sorulur da. Evet, her şeyin politik bir tarafı vardır. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani bunu biliyorum ama yani bu senin kendi çabanla mı olur, yoksa yayın evi mi çabalar, yoksa edebiyat ajansları mı bunu çabalar? Bilmiyorum. Hak eden bir edebiyat dünyamız var bence. Tabii ki umarım çıkar ama şunu söylemek lazım. Yani ne yazık ki tabii Nobel'i de genel olarak ödüllendirilen şeyler büyük diller. Büyük diller derken yaygın dillerden daha çok ödüllendiriliyor. Zaman zaman bizim gibi güzel ama yaygın olmayan diller de ödüllendiriliyor. Umarım bu çeşitlilik daha da artar. Daha o kadar emperyal olmayan diller, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca gibi, onun dışındaki diller de ödüllendirilir. Kendinizi Nobel'e değer görüyor musunuz? Yok. Ben genellikle arkadaşlarımı değer görürüm. Ya çok mütevazısınız bu konuda. Yok, niye? Ben yani Şükrü Erbaş'ı değer görürüm mesela. Niye Haydar Ergün almasın ki yani? Niye eksik mesela? Ya öbür arkadaşım olsa daha çok sevinir. Arkadaşım Nobel'le derim bak. Arkadaşım aslında ama ben onu başarısıyla övünürüm. Benim için hayattaki en kıymetli duygu yani aşkla birlikte şeydir. Yani çocukla beraber arkadaşlıkla yoldaşlık duygusudur. Yoldaşlıkla büyüdüm ve her şeyimin temeli odur. Arkadaşlıkla yoldaşlıktır. Şiirde de böyle, siyasette de böyle, hayatta da böyle. Haydar Bey, yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz ama şöyle bir soruyla bitirmek istiyorum. Kendinizi bundan sonraki süreçte nerede görmek istersiniz? Şunu yapamadım, edemedim dediğiniz bir şey var mı? Yani sınıf başkanı oldum ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede sınıf temsilcisi oldum. Vallahi bir cumhurbaşkanı olamadım. İstiyor musun cumhurbaşkanı olmak? Yok yani, işim var. Ben böyle şeylere hatta acırım da insanlara. Yani insan hiç kendine vakti kalmaz böyle şeyleri. Tabii. Birkaç festival yönetiyorum. İşte Eskişehir, Tepebaşı Şiir Günleri, Ataşehir, İstanbul Nazım Hikmet Şiir Buluşmaları, İzmir Belediyesi Büyükşehir Edebiyat Festivali yönetiyorum. Ya bazen diyorum ki, ya benim ne işim var ya bu kadar şeyle uğraşmak, otur filan kardeşim diye. Öyle hiç yani bir başkan olmak istemem. Yani öyle bir şeyi. Şimdi ben aslında itiraf ediyorum, öykücü olmak istiyordum. Bunu çok yazdım sağda solda. Yani şiiri, bizim şiirimizi, Cumhuriyet dönemi şiirini, Türk şiirini valla 11 yaşından beri okudum. Yani hem o dönemki öğretmenler, hem eğitim sistemi filan, hem benim ona meraklı oluşum, hem dayım, babam filan, devri daim olsun onların için, nur içinde yatsınlar. Onların katkılarıyla 11 yaşında filan Nazım Hikmet'i, İlhan Berk'i, Necip Fazıl'ı hepsini okuyordum. Sonra Fransız diyorum, Fransız şiirini filan okuyordum şeylerini. Sonra tabii devam etti. Yani en sevdiğim özelliğim, tek sevdiğim de çalışkan oluşumdur. Çok çalışırım. Yani öğrenciyken de çalışırım, iş yaparken de, kitap yazarken, okurken filan çalışkanımdır. O nedenle de bizim edebiyatımızı okudum, dünya edebiyatını okudum, dünya şiirini, Türk şiirini, bütün lise, üniversite ve şimdiye kadar olan boyunca okudum. Ve dedim ki, yani liseye giderken, ya bize çok büyük şairler var. Hakikaten çok büyük. Eskisi, yenisi, halk şiiri, divan şiiri, tasavvuf şiiri, Cumhuriyet dönemi şiiri. Öyle şairlerde şeyler vardır. Ya buradan bana ekmek çıkmaz derler. Hani ben ne yapacağım? Yazmış adam zaten, yazmış kadın dersin ama bir süre sonra şiirin öyle olmadığını anlarsın. Bu neye benziyor? Nasip meselesi. Var ya, senin de bir nasibin, bir kısmetin var ya herkesin. Dünyada nasıl bir yeri varsa. Sen de o kadar büyük şair, hatta büyük şair olmayabilirsin ama sen de şiir yazmak istiyorsan yaz kardeşim. Ben zaten herkes şiir yazmalı düşüncesindeyim. Hani şiir, şairlik bir meslek olmamalı. Herkes yazmalı. Ve böylece dedim ben öykü yazayım. Lise döneminde 18 tane öykü yazdım, hiç unutmuyorum. Bir iki tanesi yayımlandı, Takma isimli.
O zamanlar dar bir sıkı yönetim falan var böyle öğrenciyken hani şeylerle falan yayınlandı. Sonra dedim ki ya benim ilk göz ağrım öykü. Ben şimdi uzun yıllardır öyküler yazıyorum. Böyle soyut, avantgard öyküler. Dedim şunu 60 yaşında toplayayım, zamanım olmadı. Dedim 70'te toplayayım bari. Şimdi 3 senem var. Ölmez sağ kalsam 70'te öykülerimi toplayacağım. Yani gitmeden önce bir öykü kitabım olsun istiyorum. O kadar birikti. Birkaç tane daha yazacağım. Bize, o yani. Biz de merakla bekliyoruz. Ben de. O zaman size şöyle bir ricam olacak. Hem bizim için, evet, hem En Son Haber'in okuyucuları ve, evet, izleyicileri için. Bizden sevdiğiniz bir şehirden bir iki mısrayla bir mısra okursanız öyle bitirelim. Kış büyük geliyor, nara gidelim. Soğudu günlerin yüzü, nara gidelim. Narın bir dice olur da bize, açılır yazdan bin bir sıcak söz. Dilimiz kurudu buradan, nara gidelim. Narın bir evi var, pek kalabalık. Keşke biz de otursaydık orada. Ev büyük geliyor, şimdi her oda bir ayrılık. Çocuklar kapalı kutu, bahçeler dağınık. Bir salkım üzümü paylaşırken nasıl da bağ bahçe arkadaşlık. Meğer yapraklarından soymaya başlamış bahçeyi hırsız. Bağ çıplak kalmış. Dilin bahçesine bir hoyrat girse, tenden önce dile yoksulluk düşer. Dil üşümeden daha üzülmeden ten, açılıp saçılsın bize nara gidelim. Narın elinden kopardık şu aşkı diyelim.